Merhabalar, adım Ercan Arslan. Ben size Eva Fischer-Hausdorff'un, kuratörümüzün sunumunu tercüme edeceğim. Hoş geldiniz. Adım Eva Fischer-Hausdorff. Ben Kunsthalle Bremen'de modern ve çağdaş sanatların kuratörüyüm ve size orta salonu tanıtmak istiyorum. Bizim yeni olan sergimiz Remix'i. Bu salon aslında bir pazar yeri gibidir veya farklı insanların karşılaştığı bir forum gibi. Yani hikayelerin kesiştiği yer. Ve biz burada bir göz atmak istiyoruz Bremen tarihine. O endüstri, ticaret ve tabii ki kültür ve aynı zamanda göç ile yoğrulmuştur. Bizim burada uzun bu duvarda gördüğünüz farklı resimler toplanmıştır ve heykeller de. Biz şu anda bir toparladığımız şahsiyetlerin portreleriyle başlamak istiyoruz. Bunlar kültür bölümünden şahsiyetler. Örneğin burada Gustav Pauli'nin bir portresi. Bu Kunsthalle Bremen'in ilk müdürü ve önemli olarak müzemizin tüm bu eserlerini toplamada yardımcı olmuş. Onun yanında Walter Heimel, o çok güzel kırmızısıyla, kırmızıya boşanmış, boyanmış bir resim ve en önemli sergilerinden biri. Onun altında bankacı Volden'in bir portresi Max Liebermann tarafından hazırlanmış. Yani bunların hepsi önemli şahsiyetler. Onlar Bremen'deki kültürün gelişimine büyük katkılar sağlamışlardır. Onun dışında burada biz bazı sanatçıları Bremen'den tanıtmak istiyoruz. Örneğin burada kendi portrelerini yapan Rudolf Tews. O burada çok güzel mavi bir takımıyla ve yazlık şapkasıyla görünüyor. Onun altında küçük bir motif, yani Amalia Monfeld'e ait. Ve sanatçılar burada gösterdiklerimiz bugün halen burada, yani günceller ve bizim için önemliler. Bazıları unutulmuş durumunda. Biz burada bu tarafta Bremen'i, kendi görüne değecek yerleri ve Bremen yakınlarını tanıtıyoruz. Burada biz çağdaş eserleri, Remi Saugunkin'i tanıtıyoruz. Burada Bremen şehir planını o ele almıştır ve burada direkt Bremen şehir merkezini görüyoruz. Onun yanında ise tarihsel bir resim olan 40'lı yıllardaki Bremen'de, orada Bremen Domsof'taki sığınak yapımını gösteriyor. Ve sağda, yukarıda ise çok güzel bir resim, çok taze renklerle, çok eski olan kiliseyi, yani Ansgari Kilisesi'ni, ne yazık ki o yerinde olmayanı gösteriyor. Yani öyle bakılırsa bir bakışta çok sesli duvara bakış ve buna karşılık, yani bu birçok çağdaş eserlerle bulunmakta ve bunu göstermektedir. Ve biraz solda Corpsi ve Löffler sanatçılarının eserlerini görmektesiniz. Sağ tarafta ise Fernando Braice'inki. Fernando Braice bu sergide Bremen'de bunun için hazırlıklar yapmıştır ve onları burada sunmuştur. Fernando Braice burada Bremen'in sömürgecilik dönemindeki rolünü ele alıyor. Yani o kendisine has bir biçimde bunu yapıyor. O arşiv malzemelerini toparlamıştır ve bunları bir çizime dönüştürmüş. Öyle ki, yani çok ayrıntılı tuşe çizimi ile ve orada, özellikle burada bazı şahsiyetleri, yani bu zaman süreci içinde özellikle sömürgecilik döneminde Bremen'de olan Otto Fisch, yani kendisi tüccar ve etnolog, ve Adolf Lüderitz'i de göstermektedir. Diğer tarafta ise Hermann Heinrich Mayer. Tabii ki o çok önemli. O kendisi Norddeutsche Leut'un kurucusudur ve Johann Vietor tarafından. Diğer tarafta ise gördüğümüz, yani gemicilikle bağlantılı, aynı zamanda Avrupa dışı objelerin Bremen'de toparlanmasının, yani ve gösterilmesi olan Lüderitz evini gösteriyor. O dönem Bremen'de vardı ve o dönemde, yani Tabiat, Halklar ve Ticaret Bilimi Şehir Müzesi'nde bunlar sunulmuştur. Daha sonra Fernando Braice 3 defa burada ön plana çıkardığı ise bu fil anıtıdır. O bugün Bremen Garı yakınlarında bulunmaktadır. Bu fil yapıldığı zaman sömürge anıtı olarak yapılmış. Fakat bugün bizim için anti sömürge anıtıdır bu. Evet, ben şimdi size
Mauricio Catalan'ın başka bir eserini tanıtmak istiyorum. Yani o tüm salonu taçlandıran, burada yeni şekillendiren bir tribün üzerinden bakması gerekiyor buraya. Mauricio Catalan burada önemli olarak şehir müzikacıları, Bremen şehir müzikacıları ilgilenir, onların hikayeleriyle. Yani Bremen'in dışarıdan nasıl görünüyor? Bunlar, yani Bremen'in bir simgesi olan şehir müzikacıları anıtını ise hemen Rathaus yakında görebilirsiniz. Yani birçok hediyelikte de var. Fakat biz burada görüyoruz ki Mauricio Catalan bu eseriyle insanı yanıltabiliyor. Yani bir taraftan gerçek hayvan preparatları ile yapmış, diğer taraftan ise hayvan iskeletleri ile. Bu piramit biçimine baktığımızda burada gördüğümüz tanıma özelliği olan şehir müzikacılarıdır. Ve bizim için şimdi geçerli olan bu sembol cesaret ve dayanışmayı sembolleştiriyor. Ve bu düşünce çok önemlidir bura için. Ve şimdi eğer imkanatınız varsa bu salonu ziyaret edin. Benim önerim burada bu tribünde yer alınız ve bu çok sesli sunumu içinize çekin. Çok teşekkür ederim.